Manavgat'ta yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını felaketi sonrası ağaçlandırma çalışmalarına kendi yapımı drone'la katılan Muratpaşa Belediyesi Manavgat görevini tamamladı. Çalışmalarda 150 dönüm yanan orman alanına 15 kilogram kızılçam tohumu atıldı. Muratpaşa Belediyesi Manavgat'ta geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan ve ancak 10. günün sonunda kontrol altına alınan Türkiye'nin en büyük orman yangını felaketinin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına kendi üretimi drone'la katıldı. Belediye robotik kodlama ve drone eğitimlerinde kullanılmak üzere Akdeniz Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Ömer Aydoğan'ın desteğiyle sıfırdan İHA 1 olarak sınıflandırılan drone yaptı. 15 kilogram yükle uçabilen İHA 1 sınıfı 8 kanatlı eğitim drone'unu Manavgat ve çevre ilçelerde etkili olan orman yangını sonrasında bölgenin yeniden ağaçlandırılması çalışmalarında kullanılmak üzere Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi ile birlikte proje geliştirdi. Yeşil Türkiye Ormancılık Derneği'nin paydaşı olduğu proje kapsamında drone için tohum atma kiti tasarlandı. Çalışmaların sonucunda tam yükle 38 dakika uçabilen 10 kilometre menzile sahip ve 10 dakika 10 hektarlık alanı tohumlayabilen drone ortaya çıktı. Ağaçlandırma çalışması için havadan Muratpaşa Belediyesi drone'u tahsis edilen Manavgat Aksaz bölgesinde çalıştı. Çalışmalarda 150 dönüm yanan orman alanına 15 kilogram kızılçam tohumu atıldı. Bu sezon için görevini tamamlayan Muratpaşa Belediyesi drone'u sonbahar mevsimine kadar Manavgat görevine ara verdi. Muratpaşa Belediyesi'nin drone'u yakında yeni görev yeri Gündoğmuş'un yüksek rakımlı sarp bölgelerini ağaçlandırmak için havalanacak.